Bir gün kilip ümmet düşmanın büler. Bugün cenk kılmasa ertege kılar. Biz cihat kılamız, şehit bulamız. Kurbanlık meyvesin şu evlat kürer. Ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله وكفى وصلاة على عباده الذين اصطفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإيمان برادرلر سلر بلان بر إيمان لش مخشمز تاين كي مانا شو إيمان هجرات جهات يولنه بعض بر قررلرنه اشتب ورغنب تاين كي يولمزده مستحكم بلايدن Şunun için hem imallaşlık için Kur'an-ı Kerim'den bir neçe ayet doğurken bakçımız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ etâkumur rasûlu fekudûhu ve mâ nehâkum anhu fentehû. Vettequllâh. İnnellâhe şedîdül iqâb. Lilfukarâil muhâcirîn ellezîne uhrucu min diyârihim ve emvâlihim. Yabtegûne fadlan minallâhi ve ridvâne ve yansurûne allâhe ve rasûleh. Ulâike humus sâdikûn. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله سبحانه وتعالى حشر سورة مرحمة قلدكي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الله سبحانه وتعالى مؤمن لرجع بيورب مرحمة قلدكي رسول محمد عليه السلام سلرجع نمن عرب كي جنبوسا شنو آلين لر Nimadan sizlarni qaytargan bo'lsa, shundan qaytinglar. Allohdan taqvo qilinglar. Albatta Allohning azobi qattiqdir deb turib Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashishlikka va u kishini olib kelgan shariatini qabul qilishlikka bizni buyurdi. Ya'ni har bir mu'min kishi Muhammadur Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga so'zi bilan, amali bilan ergashishlik bilangina u mu'min bo'ladi. O ümmet buladı, o cennete girerdi. Şunun için Allah-u Teala bir yerde buyuruyordu ki, her neresinde sizlerle Resul Muhammed Aleyhisselam olup giden bu ise bunu alıyorlar. Nemeden kaytarken bu ise şuna kaytıyorlar. Yani şeriatki amal kılıyorlar. Şeriat bir neresinde buyuruyordu, bir neresinden kaytarken. Şeriat bir neresinde buyuruyordu, bir neresinden kaytarken. Şu Muhammed Aleyhisselam okuyan neresinden. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gepirgen söz, kılgen amalları hamesi din bu, yol bu. Şunun için Allah-u Teala buyuruyordu ki, peygamberge nümen apkigen bu ise alıyla. Resul sallallahu aleyhi ve sellem size nümen apkigen mi? Şunu alıyla. Şu bulan iman kamil bulan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerde merhamet kıldılar ki, Kullu ümmeti yedhulunel cennete illa men ebe. Kile ve men ye'be ya Resulallah, kala men ata'ani, دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى. مني أمتهم حمس جنتك لدينا. ما قالهم جنتك لميمان دي بوين تولغن. يعني جنت نستميمان من. جنتك لميمان دي تروغن. قيسرلق رب تروغن. بوين تولغن كشلر كرمين دينا. شوده صحابة العجب لنشتك جنت تلن بوين تولغن آدم بار مي. يعني جنتك لميمان دي آدم هم توبلدن ديگن ده. رسول الله صلى الله عليه وسلم ها توبلدن. Menga itoat qilganlar jannatga kiradi. Kim menga itoat qilmasa u jannatga kirmaydi dedilar. Mana shu uni jannatdan bo'yin tolab turib olgan. Ya'ni hayotda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga ergasha olmaslik, demak u jannatdan o'zini nima bo'yin tolashligi bo'lar ekan.
kimga sünnet yokmayapken bosa, kim sünnet kabul kılamayapken bosa, bilsin ki demek o cennetten boyun tavlayapti. Cennete girişini istemeyapti. Bunu Resulullah sallam uzerine hadislerine merhamet kıldılar. Ve Allah Teala ayetti ki, vettekullah, Allah'tan korkuyunlar. Peygamberde alıp kigen narsasını alıştikten, kaytargen narsasından, kaytışlikten boyun tavlap, bu günahını kılıştikten Allah'tan korkuyunlar. İnne Allah'a şedidul ikab. Allah Teala eğer uç aladigen bosa, Allah'ın uçu, ikabı, azabı kattıgıdır. Yani kimde kim peygamberi okuyan narsasiga, büyürgen narsasiga amal kımaza, kaytargenden kaytmaydigen bosa, o Allah'ın ikabıge, Allah'ın azabıge robuna bırak. Demek bana bu ayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge bizi tuğla tuğks ergeçliğimizi büyürgü bu. Mumun kişinin imanı kaçan kamul buladı? Kala Allah, kala Resul dese sözsüz itaat kıladı. Allah ve Resulü'nün için başka hemen nerseden mahbub buladı. Allah ve Resulü için o canını beri alaydı. Şunda güne onun imanı kamul buladı. Ömer ibn-i Hattab demediler, ya Resulullah ben sizi hemen nerseden artık yaş göremedim. Atam denem, anam denem, ayalım denem, parzellerim denem, malı mülkümden, yeryüzdeki hemen nerseden artık yaş göremezsiniz. Fakat uzun mu napsım, uzun mu canım şu sizden artık kuralma yapmam. Yani siz için canım sizden artık kuralma yapmam. Yani napsım, canım uzun için şirinlik yaptı. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki, la ya Umar. Ey Umar, sizin imanınız kamil bu mu? Dediler. Allah Teala ayeti yaptı ki, el-nebiyyü evlâ bil-mu'minîne min enfusihim. Nebi Muhammed aleyhisselam mu'minler için özlerini canlardan evlâra. Bu Allah buyuruyor. Şunda Umar ibn-i Hattab oylayıp kovayla geldiler. Oylayıp kovayla geldiler. Bir lahza oylayıp kovayla geldiler. Çünkü sahabelerin bir sıfatı vardı. Biz sizinle tilin içi de aitmez diyorlar. Amal kılalıysa ki yunga kalap aitardı. Oylayıp kaldılar ki üddesten çıkalayım ama o da canını ver deseler. Aittiler ya Resulullah dediler. Bir de canı kendine. Min de canım bozu siz için bir aman. Şimdi Resulullah sallam ettiler ki el-ane ya Umar, el-ane ya Umar. İndi hakiki Müslüman buldunuz. İndi hakiki Müslüman buldunuz. Deyip Umar'a aittiler. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bugün muhabbet, Allah'a bugün muhabbet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bugün itaat, Allah'a bugün itaat. Bu cennet diyordu buralarda. Şunun için bana biz, elhamdülillah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ümmet bulduk. Hicret kıldık. Elhamdülillah cihat kılıyemiz. Bu hammesi Allah'ın fazlı bu. Muhacirlik buralarda bu ayıpmaz. Bazı kişiler hicret kılmaydı ha. Korkuttu deydi falan deydi. Ya bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tiltigizişlik bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret kıyır. Biz de hicret kılamız. Yani biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kademlerine kadem koyup borsak yine cennete girişimiz mümkün. Hop. Bana bu terbiyeni olan sahabeler kanaka sahabelerdi. Bunlar nüme kıldı. Hemen arasızlıktan vazgeçti. Makka'dan vazgeçti. Vatanından vazgeçti. Karındaşlığından vazgeçti. Allah yolunda muhacir bu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanlarda muhacir ve ansarlar Allah-u Teala bana bu biz kirgüsü ayette örgen makçı bugün ayette olan sıfatını bayan kaldı. Lilfukarâil muhacirine allezîne uhrucu min diyârihim ve emvâlihim yabtegûne fadlan min Allahi ve ridvâne ve yansurûne Allahi ve Resûle. Muhacirler kaysi muhacirler fakir bu kadar muhacirler. Bunlar Makka'da boydu. Makka'da hemen asası vardı bunlar. Üyü vardı, cayı vardı, boyluğu vardı, ticareti vardı. Lekin şunu hamesini bunların makiyen Allah için terkiyen. Bu muhacirler şunları muhacirler ki ular diyarlardan, kafirler tarafından çıkarılıngan kişiler. Müslüman bugün için. Muhammed Aleyhisselam'ın iman kilitirgen için diyardan bir vatan bugün. Vatandan kovulgan. Allah Teala aytadi bular fakir muhacirler bular. Bu muhacirler mallarını hem kop ketgan diyarda. Koplarının malları, ticaretleri hemen arsası bu arada Mekke'de. Hemen arsasını taşıp çıkan bular. Nime için çıkan bular. Ya betegûne fadlan minallâhi ve ridvâne. Ular Allah'ın fazlını ve razılığını istep çıkan bular. Malini hem taşıgan, karındaşırığını hem taşıgan, yücayını hem vatanını hem taşıgan. Maksadını mı? Allah'ını, fazlını ve razılığını ister çıkan kişiler bunlar.
Yani Makka'da kalan malını onun tuldur için çıkmayan bile. Makka'da kalan yüceğini onun yukuruşluk için çıkmayan bile. Muhacirler işte şimdi ahli suffalar vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanlarında. Ular şu suffada oturuşardı. Ularının hatta kimler yok idi. Üyler yok idi ularının. Ta Haybar cengi geçe, Haybar hicretti 7. yılda buldu. Bunların sonu, suffa ahlinin sonu 300 kişiye gitti. Hamısı muhacirler. Kuplarını fakat avratını bir kitlede latası var olas. Çünkü fakir muhacirlerdiler. Lakin kupu Makka'da boydu. Pülü barıdı, tillası barıdı, ama nasıl barıdı? Haybar ölümlerinden ki yine böyle üyülü cahili buluştu. Un geçeri bakılıştı. Kupçiler arasında fakir buluştu. Allah Teala şu muhacirlerine ayet yaptı ki, bunlar ne mevcun? يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا Onlar için en mühimlerse Allah'ın fazlı, Allah'ın fazlı bu cennet buradırlar. Resulullah sallam ettiler ki, hiç kim uzun ameliyle cennete kül olmayın. Sizden mi ya Resulullah diyorlar, minem kül olmayın. Allah uzun fazlı görüp cennet, ab kül edildiler. Ular yabtagun fadlan min Allahi ve ridwana. Ularni faqat birdan bir muhojir qilganlarsa nima? Ular Allohning fazlini istab chiqqandilar. Alloh rozi bo'larmikin deb istab chiqqan. Allohning roziligi uchun odamlarni g'azabini keltirgan. Qarindoshlar rozi bo'lmagan. Insonlar rozi bo'lmagan bilan muhojir bo'lishiga. Lekin odamlarning g'azabini Allohning roziligiga almashtirgan bilan. Hayotda lazzatini, rohatini Allohning fazliga almashtirgan bilan. Qarindosh urug'larni ko'tar-ko'tarini ana shu g'urbatdagi, hijratdagi nima? Ana shunday faqirlikka almashtirganlar. Ular faqir bo'lib qolganlar. Va yansurunalloha va rasulahu. Bu fuqarolar, bu muhojirlar Allohning fazlining roziligini istab chiqqan kishilarni yana bitta niyati bor. Yana bitta maqsadi bor ular. Allohga, Rasuliga nusrat beramiz, yordam beramiz deb chiqqanlar. Boshqa narsa sizning niyati yo'q ular. Alloh muhtoj emas biz yordamimizga. Muhojirlarning muhtoj, yordamiga muhtoj emas. Rasuli ham muhtoj emas. Lekin bularning niyati shu, Allohning diniga yordam beramiz. Allohning dinini aziz qilamiz. Allohning bayrog'ini ko'taramiz. Musulmonlarni aziz qilamiz. Bu maqsad bor ular. Allah Teala bir yerde bu fakir biçara vatandan kuvulgen fakir muhacirlerine ayet ki ular Allah'a Resulü'ye yordam verirler. Subhanallah. Uzu fakir bosa, uzu muhtaç bosa. O ne kadar ki Allah'a Resulü'ye yordam verirler. Yani Allah ve Resulü'ye yordam verir şimdi mi? Dinle yordam verir şimdi. Allah Teala hemen kainatı uzayarken. Allah Teala samad bugan, kadir bugan, gani bugan, zaz, o muhtaçmaz bu fakirler gel. Allah'ın diniyle İslam'ı yordam verişli hücumda çıkmaz. Allah Teala başka oranında ayet dedi ki, illa tansuruhu fakat nasarahullah. Eğer size Muhammed Aleyhisselam'ı yordam vermeyen bu şeyler, Allah Teala onu hiç kim yokluğu vaktten yordam vergen. Muhammed Aleyhisselam'ı yordam verişli Allah Teala uzu zamanatı gagen, uzu kefaleti gagen. Ya yuhan nebiyyü hasbukallah. Ey nebi, ey Muhammed aleyhisselam, sizge Allah Teala uzu kifaya kılar. Uzu yordam verişi ki kifaya kılar. Wallahu yasibuka minen nas. Ey Muhammed aleyhisselam, sizi insanların yamalini Allah Teala uzu sakla olay. Allah Teala vadak yan bana. Peki bu fakir muhacirlerin niyeti şu. Ulaike humus sadikun. Ana şu sıfatlar topilgen muhacirler, sadık muhacirler. Sadık mu'minler. Gevler, hemen eseden vazgeçip çıkan muhacirlik unvanına gel, Allah-u Teala Kur'an'da bilen muhacir degen. Kur'an'da muhacir degen. Arap demegen, Acam demegen, Uzbek demegen, Tatar demegen, Tocik demegen, başka nasıl Paştun demegen. Bunların muhacir, fakir muhacirle degen. Uzu Kur'an'da, uzu kelamıda bitip koyan bilen. Allah Teala mana şu sıfatları uzda cemlegen. Yani hicretten muradı Allah'ın fazlı ve razılığı ve dinle yordam birişlik bugün muhacirlen Allah Teala sadıklar diye yaptı. Mana bile açsa böyle biz muhacirimizdir. Mana bile açsa böyle biz mu'minimizdir. Bile açsa böyle biz Muhammed Aleyhisselam ümmetlerimizdir. Bunlar uzun sözde sadık bugün kimseler. Hop, kingi
Bu yerde indi muhacirler maktaldı. Allah subhanehu ve teala kilgüs ayette ansarlanen maktaldı. Bunların sıfatını ne? Ular özlerine hicret kılıp giyen kişilerini yakışık kuracaktı. Muhacir kiyse ula kursan bulan. Ula niyoman kurmaydı. Muhacirlerini yoruk yüz bulan kütüb aladı. Kolu da içtimesi olmasa ya ne kıladı ularını? İzzetini ikramını kıladı. Yaman kurmaydı. وَلَا يَجِدُونَ ف۪ي سُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوتُوا Ve onlarga eğer muhacirlerge köpran narsa birliğinden bulsa, o şey fay hukumda, onlarga köpran narsa tekken bulsa, onlar bunu yaman kuruşmayın. Yaman kuruşmayın. Kalplerde onlarga nispeten gırlı kaçlık yok. Muhacirler onlardan köp yakşırak yaşayışı mümkün, yakşırak yiyişi mümkün, onlar bunu yaman kurmayın. Kalbimle kıynelmeydi onlar. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا Ular özleri muhtaç bulup durup muhacirlere verişer. Özleri muhtaç, lakin muhacirlere veren. Bu ansarların sıfatı bu. Resulullah sallam etkendiler ki, حُبُّ الْاَنْصَارِ مِنَ الْا۪يمَانِ Ansarların yakışık oluşturduk imandandır degendiler. وَبُغْزِ الْاَنْصَارِ مِنَ النِّفَاقِ Ansarların yaman konuşuyor bu münafıklıktandır degendiler Resulullah sallam. O'zimizga ko'rkilyapmiz birodarlar, hijrat qilish alohida ne'mat ekan, ularga ansorlik qilish alohida ne'mat ekan. O'zi yemaydi, muhojirga beradi. Buni ham ko'rdik. O'zi o'tirmaydi, uyini beradi. Xo'p, Alloh subhanahu va taolo aytibdiki, "Va man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Kimdaki o'zini nafsini baxilligidan saqlasa, u ana shu kishilarga najot topadi. Ya'ni Bukhul bar, şuh bar. Bir bukhullik bar, bakillik bar, bir malge bakillik. Şuh deyip, napsini, yani manevi, maddi, hamas şunu çekilip getirdi. Hatta bir braderge şirin gepirişiyle bakillikladı. O bunge pil sarplanmaydı o. Bir braderge bir peşenesi açıp, külüp, bakışlıgan denen bakillikladı bazı kimseler. Allah Teala dedi ki kimdeki muzunu mana shunda shuh moddiy va ma'naviy baxillikdan saqlagan bo'lsa ana o'shalargina najot topuvchilar dedi. Mana bu va yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa mana shu bir ansoriyni oilalari bilan qilgan ish to'g'risida nozil bo'lgan deyshat tafsirda. Rasululloh sallam oldilarga bir mehmon keldi. Aytdiki, "Rasululloh, men ko'p ochman, qornim och. Shu meni mehmon qilsan." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in 9'ta aileleri vardı. Ümmül mumini analarımız. 9'ta hanedandan birime bir sonra çıktılar ki bir mehman var. Şunu mehman kılı kütüvar işli ki üyde buranın nasıl var mı dediler. 9'ta ailelerden bir de cevap çıktı ki hiç derse ya uyumuzda. Yani şu mehmaninizi mehman kılı diyor üyde hiç vaka yok. Dep cevap geldi. Sahabeler karar ettiler ki beni mehmanımı mehman kılı diyor var mı dediler. Şunda ansarlardan bir tesadüf etti ki ben mehman kılamıyorum ya Resulullah'ın. Mehmanını alıp üyüge alıp geldi. Üyüge kırdı, üyüge kırıp ayağlıge etti ki bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mehmanları var. Üyüde buranası var mı özledi? Ayağlılara etti ki Allah'a kasarım ki üyüde şu iki de yetimimizge yetedigen az gine gine avukat var. Az gine gine iki kişi getirdi, iki de bana getirdi avukat var. Başka hiç deme yok dedi. Şunda etti ki bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mehmanı. Bir nasıl kılışımız gerek, şu mehmanın ikramı izzeti buluş gerek. Şu balları bugün keçesi bir alda bir nesakil uhuletip koyun, şu avukatı şu mehman giydir oramız. Kitap olan orası alda valda uhuletip koydu da, avukatı alıp gelip mehman aldı koydu. O vakti el hicap farz bulma geldi. Ayolayam geldi, üye geçeyem geldi, otur işte. Şunu etti ki çırağı uçurup koyun dedi. Çırağı uçurup koyun, büzülüp kaldığımız. Avukatı bizden ölü yapken de okşap duran biz mehman bırak, kolumuzu uzatın. Hemesini şu mehman giydir oramız. Mehmonga o'zi chiroq o'chirib qo'ydi ayol, yiqilib ketdi, buzilib qoldi dedi. Mayli, qorong'ida ham ayol ham er ham ayol ham qulini uzatadi, yemaydi ishtima. Qorong'i mehmon ikkita bolaga yetadigan ovqatda ozginagina ovqat u. Hammasini yedi. Ertalab mehmon qilib kelishdi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunaqa qilib xursand bo'lib kutib oldilarki, sizlarning bu qilgan er xotinning ishini Alloh taolo shunaqa yaxshi ko'rdiki, hatto sizlarning bu qilgan ishingizni Alloh taolo kuldi. Xursand bo'lgandan kuldi. Kimga Alloh taolo qaysi bir maqomda kulgan bo'lsa, u banda hisob kitob bo'lmaydi.
Mana shu ozgina qilingan narsa. Bizni zarracha amalimiz. Yaxshisi ham yomoni ham u hisob kitob qilinadi. Bizni nazarimizga ilinmaydi shu narsa. O'sha 2 yosh bolaga unaqangilik qator-qator ovqat emas. Bir kosadagi ovqat. U ham nima ekin endi? Arpa mikin, bug'doy mikin? Nima narsa ekin endi 2 bolaga yetadigan ovqat? Mehmon desa bizda endi tog' qo'y so'ymasa, tovuq so'ymasa buni izzati bo'lmaydi. Lekin hop, borini olib chiqdi shu. Borini olib chiqib qo'ydi. Shu amal Alloh taolaga ma'qul keldi. O'zlar muhtoj, lekin ikkovsi ham yemadi. Bolasi ham yemadi, bolasini ham qulatib qo'ydi. Ya'ni o'zi kishi o'zi muhtoj bo'lib turib, infoq ehson qilishlik va Qur'onda oyatda maqtaldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam maqtaldi. O'zida ortib qolganini o'ziga kerakmasini uni maqtalgan emas. Uni maqtalgan emas. Xo'p, mana bu yerda muhojirlar va ansorlar. Biz hammamiz bir yerda o'tirganlar birodarlar, muhojirmiz. Muhojirimiz hammamiz yurtimizda, hammamizniki, uyimiz, joyimiz, yaxshi-yaxshi tijoratimiz, hamma narsamiz qolgan. Lekin biz uni o'rnini to'ldirish uchun chiqmaganmiz. Biz niyatimizni Allohning fazlini, roziligini istab chiqishga, Alloh taolo sodiqlardan qilsin va Alloh va Rasuliga yordam berish uchun chiqqanmiz. Mana bu maqsad g'oya istan chiqib qolmasin. Va har kuni o'zimga savol beraylik, men mana hijrat qildim. Allohning diniga qancha foydam keldi? Qancha foydam keldi? Shu savolni o'zimga beraylik. Chunki mana bu oyatdagi Alloh va Rasuliga yordam beradi deyilyapti. Har kuni o'zimga bir savol beraylik. Men shu Allohning dinini bugun oyoq osti bo'layapti. Qur'onni ustiga kofirlar najosat qilyapti, bavul qilyapti. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni masxara qilyapti. Men nima qildim degan savol o'zimizga o'zimiz beraylik. O'zimizga o'zimiz beraylik. Shundan keyin biz sodiq muhojir bo'lamiz. Doim aytganman, so'z Rossiyada million-million yurgan shu ish istab. Ular o'zini muhojir der ekan, radioda eshitib qolaman ba'zida. Shunaqangi xor zallil bo'lgan o'rta osiyodan biri. Mardikorlik qiladi, qullik qiladi. Ular begona yurtda, biz ham begona yurtda. O'rtada nima farq bor? Lekin ular soni ko'p. Ular soni ko'p. Million million ular. Bizniki oz. Lekin nimaga Alloh taolo bizni aziz qilgan? Nimaga shu millatni bizga xizmat qildigan qilib qo'ygan? Sababi bizning niyatimiz. Biz Allohning diniga yordam bermoqchi. Shu niyat o'zgarmasa, Alloh taolo bizga yordam beradi. Bo'lmasa, Alloh taolo bizga muhtoj emas. Beydan biz maddikorlik qilishimiz kerak Alloh asasiz. Chunki mana shu Pokistonda birodarlar 6 million afg'on muhojir bordi. 3 millionmi 4 million qoldi. Ularning arzishi yo'q, qadri yo'q afg'onistonlik muhojirlar. Polis inson hisoblamaydi. Nima sababdan Alloh taolo bizni aziz qildi? Bu bizning dinimiz birodarlar. Endi shu dinga yordam beradi, bekor qolmaydi. Har kim o'ziga bir ish nimasi tuzib olsin. Men dinga yordam berishim kerak. Men uydan nima chiqdim? Vatandan nimaga chiqdim? Biznes qilish uchun chiqmadim. Tijorat qilish uchun chiqmadim. Dinga yordam beraman. Shuning uchun agar mabodo bekor qolsak, masulim birodar, men bekor o'tiribman uyda. Mendan bir ish olinglar, bir joyda oshpazlik qilay, bir joyda bir nonboylik qilay, bir supray yo'llan bir joyga. Men dinga xizmat qilishim kerak. Bekor qolmaylik birodarlar. Chunki biz ko'pimiz kufrga xizmat qilganmiz birodarlar. Ko'pimiz soqolimiz kufrga xizmat qilib oqargan. Bugun ana dinga xizmat qilgan vaqt keldi. Sezon mavsumimiz keldi bizni. Qilib qo'yishimiz kerak bu yerda xizmatni. Ha, mana ikkita toifa. Uchinchi toifa nisbati Alloh taolo aytayaptiki, uchinchi toifa shunday kishilarki, ular mana bu muhojir va ansorlardan keyingi keladigan toifa. Bular shunday kishilarki, ular duo qilishadi. Robbana g'firlana. Ey Alloh bizni mag'firat qiling. Va li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Bizdan oldin iymon bilan o'tib ketgan mu'min musulmonlarni ham Alloh mag'firat qilgin. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Bizni qalbimizda mu'minlarga nisbatan g'illig'ashlik qo'ymagin. Mu'minlarni yomon ko'radigan qilib qo'ymagin. Mu'minlarga nisbatan qalbimizda zarracha yomon ko'rish qoldirmagin. Robbana innaka raufur rahim. Ey bizning Parvardigorimiz, sen ko'p mehribon, ko'p rahimli zotsan deb duo qilishadi. Bu muhojir va ansorlardan keyin, sahobalardan keyin keladigan qiyomat kunigacha ahli sunna va jamoa sifati bu. Nima qiladi? Avvalambor o'zining gunohlariga mag'firat so'raydi. Birinchi o'zining gunohini ko'radi.
Birinci uzun hata kamçiliği Allah'dan istiğfar söyledi. İkinci uzundan olduğunu tutup etken hemen mumullerini, salafi salihillerini hakkıya mağfiret söyledi. Ey Allah, ulanı mağfiret edin, geçirin dedi. Ulan kovalamaydı, ulan ayıbını kıdırmaydı. Baloncunu mekildiğini, pistoncunu mekildiğini demeydi. Çünkü uzundan olduğunu tutkallarına taş atışlayan misali, ulan valla etken Osman'a tüpürüş deken. Kim Osman'a tüpürse, yüzüge düşerdi halas. Biz uzunumuzdan olduğunu tutken, iman bile tutup etkenlerini fakat hakkıya mağfiret söyledi. Ey Allah, ulan geçirin. Bu üçüncü Allah'dan kalbimizde mumullere nispeten gırlı kaçlık, yine kuduratı koymak indiğimiz. Mumullerini kursan çileyi kursan bulaydı indiğimiz. Mumullerini hafı kaçı hafı bulaydı indiğimiz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mumuller bir cesat bildiğimiz. Hamana bu Haşr suresindeki 7. 8. 9. 10. ayetler. Ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kana erge şikayet, kana ka muhacir bir şikayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem El-Muslimu man salimel muslimune min lisanihi ve min yedihi. Müslüman kişi de şunu da kişi gaitledi ki onu kuleden ve tileden başka Müslümanlar amanda bölerdi. Bu kişinin Müslüman değildi. Yani tili bile kulu bile Müslümanlığa azar vermezdi. Vel-Muhaciru man hacere ma nehallahu anh. Muhacir de şunu da kişi gaitledi ki o Allah nehi kıyken, kaytergen nesilden kaytken kişinin muhacir değildi. Yani günahtan korkadı o. Bana bu kişinin muhacir değil. Şunun için buralarla biz uzunumuzu, kimliğimizi yakıştırdığını olaydı. Biz Muhammed Aleyhisselam ümmetlerimiz. Muhacirimiz ve hicretten muradımız. Şunun için cemaatte bu biznes, ticaret ki icat birilmeydi ki kirliğine bu din ayağa sürüp dururken biz küçük kuvvetimizi dinge sarflaydı. Bu mesela hemen biz ticaret kılalayız. Hemen biz kasıp kınarımız var. Hemen biz ticaret biznesi bilemiz, hemen biz hepleyemiz. Peki bugün din ayağa sürüp durursa, peygamber hakaret kuturursa, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i hinzir, tonguzga okşap, çocukluğa okşap, aksini çıkarıp durursa, biz biznes kılığa otursak, ettiğin o kişiye kanal karayemiz. O kişinin şefaati kadar, kanal o kişilerin şefaati sorayemiz bu. Ummet hamesi bugün ticaret kılığa yaptı. Ummet hamesi biznes kılığa yaptı. Ummet hamesi kasıpkar kılığa yaptı. Biz az gene bir taifa ekemiz. Ki yine küçük kuvvetimizi, ilmimizi şu dinde sarflayalım. Şu din aziz olsun. Açan kalitkenimizi, elhamdülillah rızkımızı Allah-u Teala biliyor. Küfür ayet edildi ki, vreme dengi değil. İşlemeden çişlemeydi değil. Bu küfür akidesi, bu maddi felsefe o. Bazı da bir dakika şunu konuşsak, biz işlemesek mi yiyebiliriz? Ya bu Allah-u Teala bizi, aramızı şayet, yakşilerimiz kubra. Şu dinde hizmet kütkenle boysa gerek ki, Allah Teala bizi rızkımızı uzun yetkizmeyi yaptı işimizde. Şimdi bunu şükür anasını kılış gerek. Kup ümmet ki nasip kılmayan buralarda bu. Şunun için biz uzunumuzu kimliğimizi esen çıkarmayalım. Biz La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip Muhammed Aleyhisselam'ın ümmet bulamız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatlardan hiç gün aldın Medine'de bir sahabi bile buraya keçkulun kabristan'a çıktılar. Cennetül Bakiye diye de Müslümanların kabristan'a çıkıp hemme Müslümanlığa Allah'ın istiğfara söyledi. Ey Allah bilen günahlarını gecirin. Şunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki menge Allah-u Teala ihtiyar verdi. Ey Muhammed Aleyhisselam kıyamet günü geçe hohlagence edeceğiz. Her kancı istesen geçeceğiz. İslam'ına hüküm kılasın. Berbirleki mafat tabasın. İnneke meyyit, innehum meyyitun. وَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ Sizden bir gün vefat tapasınız. Ve ulanan vefat tapasınız. Hayatta hiç kim kalmaydı. Hayatta ihtiyar sizde. Hakla gelinizce yaşayın. Hakla gelinizce İslam bilen hüküm kılın. Vefat tapasınız, cennetke kiresiz. Ahir ve vefat tapasınız. Ve Rabbinizi göresiz. Ya ki ihtiyar sizge. Vefat tapasınız, Rabbinizi göresiz, cennete kiresiz. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki, ben ihtiyar kıldım Rabbimi göreme, evvel cennete giremem. Dünyada kalış hanım benim. Hele ki sahabe yıkıla geri geldi. Ya Resulullah, kalsaydınız biz bilen, İslam bilen hüküm kılardınız. Dese ya, benim de şu temiz gelmiştirim hemen, Rabbimi yolu kişiliğinde yine geldi. Yani fidayı aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle geldi. Allah-u Teala bu kişiye ihtiyar bir yaptı, hala yiyeceğim. İslam bilen hüküm kılarsan, ahirem cennete giresen. Hayatla ya, Rafiq-ül A'la, ben Rabbimi yolu kılamam. Rabbilerine bakan muhabbet çünkü kalplerde tolaydı ki ayettiler ki eğer halil o günde uzun bir halil
tutganimda Abu Bakr Halil tutardim. Halil degan birodarlar qalbi o'shanga nisbatan muhabbati to'la. Mukammal shuni yaxshi ko'radi. Aytdiki, yo'q dedim. Men Allohni yaxshi ko'raman. Allohning muhabbati qalbimda shuncha to'laki, boshqa kishiga o'rin yo'q dedilar. Shunaqani yaxshi ko'radi Robbilarni. Va qaytdilar, 3 kun, 3 kunmi, 1 hafta yashamadilar. Shuna vafot topdi. Biz ham bir kun vafot topamiz ularga. Kelina oxiratda obod qilaylik. Dunyo ahlidan bo'lib qolmaydi. Allohga, Rasuliga bo'lgan muhabbatimiz chin haqiqiy bo'lsin. Chin haqiqiy bo'lsin. Chunki Rasululloh sallam aytdilarki, iymon halovatini 3 ta sifat topilgan kishi topadi dedilar. Birinchisi Alloh va Rasuli uning uchun hamma narsadan ortiq mahbub, seva yaxshi ko'radi. Alloh va Rasuli shunchalik qattiq yaxshi ko'radi. Qolgan ota-ona boshqa hech narsani ko'zga ko'rinmaydi. Abdulla qaragan o'sha nishta xos menga nasihatidan bitta shu edi. Ey birodar, endi ummatni oldiga tushyapsiz. Ayolingizga, farzandingizga ko'p muhabbat qo'ymang. Kiftlanib qolasiz. Sal surib qo'ying. Sal o'rtaga bir masofa qo'yib qo'ying. Chunki endi siz Alloh rasuliga bo'lgan muhabbatingizni isbotlashingiz kerak. Ayolni, farzandni yaxshi ko'rishlik bu g'ariza bu. Hamma maxluq yaxshi ko'radi. Lekin endi siz ummatni oldiga tushib ularni yetalamoqchi bo'lsangiz, bu narsani sal surib qo'yishingiz kerak. Farzandni, ayolni ko'p yaxshi ko'rishlingiz sizni fitnalab qo'yadi. Haqiqatda biz ko'rdik, ko'p rahbar, ko'p mujohid, ko'p dinga xizmat qilaman degan kishilarni ko'proq fitnalagan narsasi mana shu ayolni farzandi bo'ladi. Chunki mana hadisda kelyaptiki, kimni Alloh, un kimga Alloh va Rasuli hamma narsadan suyumli bo'lsa, bu birinchi sifat bu. İkincisi bir kişini yaxşı görse fakat Allah için yaxşı görer. Başka nasıl anlaşmaydı? O rahmet aytadı mı? Kursan bari, o muhimmet Allah için yaxşı görer. Üçüncüsü küfürge kayıtışı otka ulaktırıldı gondakke halatta cirkenip kabul kılar. Küfürge kayıtasa mı dese, huddu otka ulaktırsa adam kalçeli korksa, şünçeli korkar. Ya bizim küfürü kaçmam mı? Bana şu üçte sıfat cemlengen kişi de iman halavet tabular. Birincisi kıyın özü. Allah ve Resulü'nün hemen azından ortaya çıkıyor. İkincisi ondan hem kıyın. Şunun için ben biraderler, biz uzunumuzu, kimliğimizi yakıştırdık. Biz, nahnu lezine bayi'u Muhammed'e alel cihadi ma bakiyin abela. Biz Muhammed Aleyhisselam'a bayat kıldık diye sahabeler, ta ulgunumuz içe, ta hayat eken biz cihat kılıçlıkla bayat kıldık. Bir ömür cihat kılığımız diye işte. Bir haptege, bir yılge, ya karı günümüz geçemez. Ve onlar ameli, bana Ebu Ayyubul Ansari, 93 yaşlarda bu kişi Resulullah Sallam birinci hicret kıyan Ansari bu kişi. Ebu Ayyubul Ansari bu kişi. Hemen hazırlarda iştirak kıyan bir Resulullah Sallam. Bu kişi 93 yaşında Resulullah Sallam vefat tebrik etkenden gelin, ne makaldı bu kişi canlı kiti yapken laşkarımla birgen benim çıkamam. Farzalar ayetti, atacağım, karıp kaldınız. Sizin huzurunuz mu? Allah kabul kıyan. Al Resulullah size, Resulullah Sallam size razı bugen. Hemen halifeler size razı bugen. Yüde otursanız böyle degen de. İçtimi hepsine mi Allah Teala'nın ayetini? İnfiru kifafan ve zikala. Karı bu senem, yaş bu senem, boy bu senem, kembeğal bu senem. Cihatke çıkıyla diyen buyruğu içtimi hepsine mi? Ben bu buyruğu Kur'an'da tilavat kutturup, ben sizin arkanda kalanım hemen. Ben hem sizinle çıkamadım. Harekat kılıçtı, bana bugün külde İstanbul deydi. Konstantina degen cahaya yakınlaşken vakti, bu kişi vefat top eden vaktiydi ki. Şunda ettiler ki, ben vefat topsam, ben tez de kum var mı ana? Bir neçe gün şu silahın içinde cesedim yürsün. Her kanca küfür içkerisi gelip girip beni defalık sana, beni acırım kop böyle dediler. Hakikatte bir neçe gün geçe cesedleri aynı mıydı? Şu özel laşkar olduğu hücum kırık etiverlerdi. Bu kişiden tobutun obertur, ahur, huzur gibi İstanbul'a defalık kılındı. Büyük kişinin kabirlerini ziyaret kıldı mı? Sabırlarını ziyaret kıla ettim diyor Ebu Ayyub. Medine kaydı, siz kaydı. 93 yaşta yazıp koyup 93 yaştaki geldi. Bak öyle ahdi bir iş geldi ki biz öyle öyle gün geçe cihat kılabiliriz. Mekke'den vazgeçti, Medine'den vazgeçti. Şunun için biz vazgeçken derseler, ularını vazgeçken derseler doğru kemeyelim. Biz Mekke'den Medine'den hicret kılmayalımız. Biz Mekke'den Medine'den hicret kılmayalımız. Mekke Medine'nin bilemiz derecesini. Yakın Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabirleri var. Şuna kanun pakıza cahiler. Hemen Müslümanlar dünyadan o şaka talbilerdi ki o şahada bir vafat topsaydık. Yani biz vazgeçken derseler, öyle de doğru kemen. Lakin ümidimiz var.
Çünkü Resulullah sallam ge bir sahaba etti ki kıyamet kaçan ya Resulullah dedi. Resulullah sallam etti ki kıyamet kime terledin dedi. Kıyamet ki köp nasıl terli olmadım. İbadetim köpmez. Namazım köp okalmadım. Rözeyim köp tutalmadım. Ne mi var dediler? Allah Resulü'nü yaş göremediler. Allah Resulü'nü muhabbeti var. Başka hiç demem ya. Resulullah sallam etti ki sen kimi yaş görsen o şeyle birge bulasan kıyamet. Yani muhabbet kalbimizde buluş kerem varlarlar. Uzunumuzu kimliğimizde ister çıkarmayın buradarlar. Biz muhacirlerimiz. Muhacirler bu Kur'an'da maktar yemeler. Jüde kubcu muhacirler maktar yemeler. Muhacir degen. Başka sıfat bilenmez. Birinci biz ümmet-i Muhammed'miz, millet-i İbrahim'miz ki muhacirimiz. Parzellerimize mi? Ertege sen kimsen ise ben muhacirim endesin. Men Tatarman, men Qozoqman, men O'zbekmandan gapimni eshitmang. Men muhojirman desin. Millating nima desa, meni millatim millati Ibrohim. Men muhojirman desin. Shuning uchun biz muhojirligimiz bilan Allohga shukr qilishimiz kerak. Hammamiz iymon keltirgan qiyomat kuni haq birodarlar. Rasululloh sallam bilan muloqotimiz haq. Kelina o'sha kishi bilan ko'rishlikka yarasha amal qilaylik birodarlar. Allah Subhanehu ve Teala amamızı kalbimizde Allah Resulü'nün muhabbetini cöylesin. Günahlarımızı mağfiret kısın. Amallarımızı silah kısın. Allah Subhanehu ve Teala Kur'an'da mahdegen sadık muhacirlerden mücahitlerden kısın. Allah Subhanehu ve Teala ansarlarımızın günahlarını mağfiret kısın. Allah Subhanehu ve Teala ümmetli birliğini kuruşlasın. Bir gün keler bahar, ağaçlar güller, bizni topolmaysiz, siz o'sha kunlar. Bir gün keler bahar, ağaçlar güller, bizni topolmaysiz, siz o'sha kunlar. Malomatga mahkum jihad qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga mahkum shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'min va mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasi shu avlod ko'rar.